Arkadaşlar ACE yayınlarından 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyorum. 70. teste geldik. Simetri ve öteleme ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Fx eşittir x kare eksi 5 x eksi 6 fonksiyonunun x eksenine göre simetri olan gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? X eksenine göre simetrik aldığımız zaman ne olur arkadaşlar? Y işaret değiştirmiş olur. Dolayısıyla fonksiyonun komple işaretini değiştirmemiz gerekir. Yani yapılan dönüşüm y eşittir eksi fx dönüşümüdür. Yani gx fonksiyonunun kuralı fx'in fonksiyonunun eksilisi olmalıdır. Fx'in kuralını eksiyle çarparsak eksi x kare artı 5x artı 6 olur. Seçeneklere baktığımızda cevabımız Bursa. İkinci sorudayız. Fx eşittir x kare eksi 4x artı 5 fonksiyonunun y eksenine göre simetri olan gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Y eksenine göre simetrik alacaksak x işaret değiştirmeli. Yani yapılan dönüşüm y eşittir f eksi x olmalı arkadaşlar. O halde bu dönüşümümüzü yapalım. Yani fonksiyonda x gördüğümüz yere eksi x yazacağız. Direkt eşit diye yazalım. X kareydi. Eksi x'in karesi olacak. Eksi 4 çarpı x, eksi 4 çarpı eksi x olacak. Artı 5'te zaten x yok. Düzenledik. X kare artı 4x artı 5 denklemine ulaştık. O halde cevabımız ne olur? Ceyhan olur. Üçüncü sorudayız. Aşağıda grafiği verilen fonksiyonlardan hangisinin y eksenine göre simetriğinin grafiği kendisiyle aynı değildir? Y eksenine göre simetrik mi değil mi diye bakalım arkadaşlar. A seçeneğinde verilen grafiğe baktığımızda y eksenine göre simetrik olduğunu görüyoruz. Yani buraya bir ayna koyduğunuzu düşünün. Sağ tarafın aynısı solda oluşur. Sol tarafın aynısı da sağda oluşmuş olur. Bir tarafı tutup katladığımız zaman y ekseni boyunca diğerinin üstüne tam denk gelir, yani çakışır. Aynı şekilde Bursa'da da simetrik olduğunu görüyoruz. Ama Ceyhan'da arkadaşlar sol tarafın y eksenine göre simetriğini aldığımızda şu şekilde olmalıydı. Sağ tarafınki de, yani y'nin sağında kalan kısmınki de bu şekilde olmalıydı. Dolayısıyla C seçeneğinde verilen fonksiyon y eksenine göre simetrik değildir. Denizli'ye baktığımızda sabit bir fonksiyon y eksenine göre simetrik arkadaşlar. Sağ tarafı sol taraf simetrikleri aynı. Yine E seçeneğinde verilen grafikte y eksenine göre simetrik. Bunu rahatlıkla görebiliriz. Aynı Adana'da olduğu gibi. Yani Adana'da ve Edirne'de verilen fonksiyonlar bir paraboldür aslında. İkinci dereceden fonksiyondur. Fonksiyonun grafiğidir. Tepe noktası y ekseni üzerinde olduğu için simetriktir. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Y eksenine göre simetrik ise fonksiyon çifttir. Şimdi Adana'da verilen x kare fonksiyonu çift fonksiyon. Çünkü x'in kuvveti çift. Yine Bursa'da verilen mutlak değerli fonksiyonlar çifttir arkadaşlar. Yani f eksi x f x ile aynıdır. Ama Ceyhan'dan baktığımız zaman arkadaşlar x küp, yani x'in kuvveti tek olduğu için fonksiyon tektir. Dolayısıyla y eksenine göre simetrik değildir. Edirne yine çift. Denizli yine çifttir çünkü sabit fonksiyondur. Dördüncü sorudayız. Fx eşittir 5x kare eksi 4x artı 24 bölü 5 parabolünün y eksenine göre simetriği gx parabolü olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır? Y eksenine göre simetrik aldığımızda ne yapıyorduk? Yaptığımız dönüşüm x'in işaretini değiştirmekti. Yani x yerine eksi x yazmaktı. Yazalım. X kareden yine x kare gelir. Kuvvet çift olduğu için, ama eksi 4x artı 4x'e dönüşür. Yani tek kuvvetliler işaret değiştirir. Çiftler aynı kalır. İşte bu gx ile aynı arkadaşlar. Yani y eksenine göre simetriğinin kuralı bu. Bu da gx'e eşitmiş. Şimdi m artı n soruluyor. Bir kere m baş katsayıdır. Bu f eksi x'in baş katsayısı 5 olduğu için biz m'yi direkt 5 alabiliriz. N ise arkadaşlar bu format tam kare formatı hatırlarsanız. Tam kare formatı şeklinde olduğu için tepe noktası bunun n'ye, hatta eksi n'ye değil mi? Eksi n'ye 4 olur. Buradakinin eksilisini alıyorduk. O halde biz tepe noktasının apsisini bulursak şurada şu kuraldan, eksi b bölü 2a'dan tepe noktasına rk diyelim. R ne olur arkadaşlar? Eksi b bölü 2a'dan eksi 4 bölü 10 olur. Sadeleştirirsek eksi 2 bölü 5 olur. İşte bu eksi n'ye eşit. Eksi n eksi 2 bölü 5 ise n 2 bölü 5'tir. N'yi ve m'yi bulduğumuza göre m artı n ile hesaplayalım. M 5, n de 2 bölü 5.
Topladığımız zaman 27 bölü 5 olur. Cevap Edirne olur. Geldik 5'e. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun x eksenine göre simetriğinin grafiği buna göre fx fonksiyonunun y eksenine göre simetriğinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şekil üzerinden yapmaya çalışalım. Bu fx'in x'e göre simetriğiymiş. O halde biz bunun tekrar x'e göre simetriğini alsak fonksiyonun kendisini buluruz. X eksenini bir ayna gibi düşünelim arkadaşlar. Üstte kalanlar alta yansıyacak şekilde. Üst parçaların simetriğini alıyorum önce. Alttakiler de üste çıkacaktır şu şekilde. Yani y eksenini nerede kestiğini bilmiyoruz ama eksi 4'ün biraz üstünde kesiyor. Y eksenini kestiği noktanın x'e uzaklığı ile simetriğinin uzaklığı aynı olmalı. Yine tepe noktası 1'e eksi 4. Bunun simetriği ise artı 1'e artı 4 olmalı. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi bu noktanın nereye gideceğini nasıl hesaplayabiliriz? Nereye göre simetrik alıyoruz? X'e göre simetrik alıyoruz. X'e göre simetrik aldığımızda apsis değişmez. Ordinat işaret değiştirir. Ordinat işaret değiştirdiğimiz zaman ne olur? Artı 4 olur. Bakın 1'e 4'e gitti. Bu fonksiyonun kendisi. Şimdi bunun y eksenine göre simetriğini alacağız. Y'ye göre simetrik aldığımızda da bu 1'e 4 noktası nereye gider arkadaşlar? Y'ye göre simetrik aldığımızda bu sefer x işaret değiştirir. Y aynen kalır. Yani eksi 1'e 4 olur. Şimdi grafiği çizelim. Bu tepe noktası eksi 1'e 4'e gidecek. Şu eksi 1'in neresi olduğunu bilmiyoruz. Sadece göz kararı bir şey yapalım. Evet. Şimdi şu sol tarafın simetriğini sağ tarafa aktaracağız. Sağ tarafınki de sola aktarılacak. Bu şekilde. Çok arada kalırsanız dediğim gibi noktaları belirleyin. Nokta nereye gidecek? Noktanın yeni yeri neresi olacak? Bakın noktanın yeni yeri eksi 1'e 4 noktası olacak. Özellikle tepe noktasının tek burayı biliyor zaten. Başka bir yeri bilmiyoruz. Sadece buna baksak. Eksi 1'e 4'e sahip olan grafik hangisi? Mesela Bursa'da var. Başka hiçbir seçenek de yok zaten. Yani noktadan bile biz bunun cevabına ulaşabiliriz. 6'dayız. Aşağıda y eşittir fx fonksiyon grafiği çizilmiştir. Buna göre y eşittir eksi fx fonksiyon grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Eksi fx yani fonksiyonun yani y'nin işareti değiştiği için nereye göre simetrik alacağız? X eksenine göre simetrik alacağız. Yani şöyle düşünün. X ekseninin üstünde birinci bölgede ve ikinci bölgede y pozitiftir. 3'te ve 4'te y negatiftir. Yani siz y'nin işaretini değiştirdiğiniz zaman artı iken eksiye düşeceği için ya da eksi iken artıya çıkacağı için ne olur? X'e göre simetrik alınır. Şimdi bunu grafik üzerinden almaya çalışalım. Grafik üzerinden yaparsak daha rahat yaparız. Çünkü herhangi bir nokta sadece 4 var. Başka bildiğimiz nokta yok ki bu da x ekseni üzerinde yani simetri ekseni üzerinde olduğu için simetriği yine aynı olacak. Üst tarafın simetriğini alıyorum önce. Şu şekilde aynısını çizmeye çalışıyorum. Sağ tarafın yine üst tarafta kalan kısmın simetriğini çizmeye çalışıyorum. Altta kalan kısmında yine simetriğini alıyorum. Grafik bu şekilde çıkıyor. Seçeneklere baktığımızda doğru cevabın A olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Diğer seçeneklerin alakası yok. 7'deyiz. Aşağıda y eşittir fx fonksiyon grafiği çizilmiştir. Y eşittir fx eksi 3 fonksiyon grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Burada fonksiyondan 3 çıkarılmış. Yani y'den 3 eksiltilmiş. Dolayısıyla düşey de ne olacak? 3 birim aşağı inecektir grafik. Şimdi burada bildiğimiz tek bir nokta var. O da orijin. Orijinden nereye inecek? Yani aynı grafiğin şeklini bozmadan 3 birim aşağıdan çizeceğiz arkadaşlar. Y eksenini sıfırda kesiyorken eksi 3'te kesecek. Buna uygun grafiğimiz Ceyhan. 8'deyiz. Aşağıda y eşittir fx fonksiyon grafiği çizilmiştir. Buna göre y eşittir eksi fx eksi 2 fonksiyonun grafiği hangisidir? Önce fonksiyon eksiyle çarpılmış. Yani y işaret değiştirmiş. O halde önce ne yapılmış arkadaşlar? Y işaret değişiyorsa x eksenine göre simetrik alınmış. Önce onu alalım. X eksenine göre simetriğini alırsak bu aynayı x eksenine koyduğunuzu düşünün. Eksi 1 noktası artı 1'e çıkar. Kollar
Aşağı doğru bakıyorken nereye bakacak? Yukarı doğru bakacak arkadaşlar. X'e göre simetriyenin bu olduğunu görmek çok zor olmasa gerek. Bu eksi fx. Bir de ne yapacağız? 2 çıkaracağız. 2 çıkardığımız zaman hani bu eksi 1'de kesiyordu, 1'de kesiyor artık. 2 birim aşağı kaydıracağız. 2 birim aşağı kaydırdığımız zaman tepe noktası eksi 1'e gelir. Şekil olduğu gibi kayacak. O yüzden şekilde bir bozulma olmayacak. Tepe noktası eksi 1 olan, kolları yukarı doğru olan bir grafik. Yani cevabımız Edirne. 71. teste geldik. Simetri ve ötüleme ile ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Buna göre y eşittir eksi fx fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Burada f yani fonksiyon yani y işaret değişiyor. Y işaret değiştiğine göre x eksenine göre simetrik almalıyız. Hemen soru üzerindeki grafikten yapalım. Bu x eksenini ayna gibi düşünelim. X eksenine göre simetrik aldığımızda ne olur? Grafik arkadaşlar V şeklinde olur. Simetri eksen üzerindeki nokta değişmezken Y ekseni kestiği nokta eksi birden nereye çıkar? Artı bire çıkar. Seçeneklere baktığımızda doğru cevabın C olduğunu görüyoruz. 2'deyiz. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. Buna göre y eşittir fx artı 2 fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Fonksiyona 2 ekleniyor. Bu da ne yapar? Fonksiyonun üzerindeki noktaların ordinatlarını 2 artırır. Yani grafiği 2 birim yukarı çıkarır. Grafiği 2 birim yukarı çıkarırsak şekil bozulmadan arkadaşlar aynı şekli 2 birim yukarıdan çizeceğiz. Bakın şuradaki oluşan çukurluk eksi 2 değildi düşey olarak 0'a çıktı. Yine x ekseni kestiği noktalardan biri 0'dı ya da y ekseni kestiği nokta 0'dı 2'ye çıktı. Eksi 3'e 2 iken de nereye çıkacak? Eksi 3'e 4'e çıkacak. Düşeyde bir hareket olduğu için arkadaşlar sağa sola değil yukarı ötelemiş olacağız. Kontrol ettiğimizde eksi 3'e 4 2 de kesecek. 2 yazmamışlar ama sağlıyor sonuçta. X eksenini 3'te kesiyor. Doğru cevabın C'de olduğunu görüyoruz. Çok arada kalırsanız noktalar üzerinden gidebilirsiniz. Apsis 3 ordinat eksi 2. Mesela bu nokta üzerinden gidelim. Bu noktanın apsisi değişmeyecek. Ordinatı 2 artacak. Eksi 2'yi 2 eklersek 0. 3'e 0'a gidecek. Üçüncü sorudayız. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Buna göre f x eksi 1 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? X'ten 1 çıkarılıyor. X'e yapılan işlemler tersine hareket yapar. Yani 1 çıkarıldığı için grafik 1 birim sağa ötelenir arkadaşlar. Aynı grafiği 1 birim sağdan çizdiğimizi düşünelim. Yani orijinden geçmeyecek. Biraz daha sağından geçecek. X ekseninin orijinde değil de biraz daha sağdan kesmiş olacak. Ve sıfırken bir birim sağa ötelediğimiz için de birden kesmiş olması gerekecek. O yüzden cevabımız Ceyhan. 4'teyiz. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Buna göre y eşittir f x eksi 2 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? X'ten 2 çıkarıldığına göre grafik 2 birim sağa ötelenecek arkadaşlar. Tam tersini yapıyoruz. Aynı grafiği 2 birim sağa öteleyeceğiz. Eksi 2'ye 0, 2'ye 0'a gidecek. 0'a 2, 2'ye 0'a gidecek. Bakın noktaları yazalım. Eksi 2'ye 0 nereye gidiyor? Apsisine 2 ekliyoruz. Ordinat değişmiyor. 0'a 0. 0'a 2 noktası. Ordinat değişmiyor hala 2 ama apsis 2 artacak. 2'ye 2'ye gidiyor. Burası 2. Buradan gidecek. Kolu bir birleştirelim. 4'e 2 nereye gider? Apsis 2 artacak. Ordinat değişmeyecek. 6'ya 2'ye. Şurası 6 olsun. Şöyle olacak. Sonra buradan aşağı inecek arkadaşlar. 5'te kesecekken 7'de kesecek. Seçeneklere bakalım. Doğru cevap Adana'da gibi görünüyor. Yine dikkat edelim. Evet, cevabımız Adana.
5'teyiz. Aşağıda y eşittir fx fonksiyon grafiği çizilmiştir. Buna göre y eşittir fx x 4 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Yine x'e bir müdahale var. X'ten 4 çıkarılmış. O halde bunun tersine 4 birim sağa ötelenmesi gerekecek arkadaşlar. Aynı grafiği 4 birim sağa ötelersek, bakın burada y eksenini hiç kesmiyor grafik. O zaman bunu 4 birim ötele 4 birim sağa ötelediğimiz zaman x eşittir 4 doğrusunu hiç kesmemesi lazım. Yukarı aşağı bir hareket yok. Olduğu gibi sağa öteledik. O yüzden aynılarını buraya aktarabiliriz. Grafiğimiz bu şekilde olmalı. Seçeneklere bakalım. X eşittir 4'te ve sağında yukarı doğru, yani azalan bir grafik olacak. Bir kere bu x eşittir 4 ama sağ taraf altta x ekseninin altına düşmüş. Böyle bir şey olmayacak. Bu zaten yine y ekseni kesmiyor. Herhangi bir sağ öteleme yok. Bu da sola ötelemiş arkadaşlar. Çeldirici şık. Denizli'de sağ ötelenmiş ve tam da 4, x eşittir 4 doğrusunu kesmiyor. Ve grafiğimizin şekli aynı. O yüzden cevap Denizli. 6'dayız. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Buna göre y eşittir 2fx fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada fonksiyon 2 ile çarpılıyor. Bu da ne yapar? Y değerlerini, yani ordinatları 2 katına çıkarır. Bildiğimiz noktalardan hareket edelim. Mesela şu nokta 0'a 2. 0'a 2 noktası nereye gider? Apsisi değişmeyecek. Ordinatı 2 katına alacağız. 0'a 4'e gider. Yani şuraya çıkıyor. 2'ye 0 noktası. Apsis değişmiyor. Ordinatını 2 katına al. Yine 0. Hala burada. Bunu başka renkte yapalım. Yeni grafiğin geçtiği noktaları kırmızı renkle işaretleyelim. 3'e eksi 1 nereye gider? Apsis aynı kalıyor. Ordinatı 2 katına çıkar. 3'e eksi 2'ye gider. 3'e eksi 2. Şurası işaretledik. 4'e 0'da yine değişmeyecek arkadaşlar. Şimdi bu noktaları birleştirelim. Grafiğimiz bu şekilde olacak. Geçtiği noktalar burada dikkat edersek arkadaşlar y ekseni 4'te kesiyor. X ekseni kestiği noktalar değişmiyor. 3'e 1, 3'e eksi 2'ye gidiyor. Bakın doğru cevabımızın Adana olduğunu görüyoruz. 7. sorudayız. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği çizilmiştir. Buna göre y eşittir f2x fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Burada yine x'e bir müdahale var. X'e yapılan müdahaleler hep tersine işler demiştik. X'ler 2 ile çarpılmış. O halde tam tersine 2 ile çarpmanın tersi nedir arkadaşlar? 2'ye bölmektir. Yani ne yapmalıyız? Apsisleri 2'ye bölmeliyiz. Burada herhangi bir nokta vermemiş. O zaman şöyle yapalım. Üzerinden bir nokta aldığımızı düşünelim. Bunun apsisi A, ordinatı B olsun. Bu nereye gidecek arkadaşlar? Apsisi A iken, hani şurası A, A bölü 2'ye gidecek. Ordinat değişmeyecek. Yani nokta buraya taşınacak. Yine eksi A alalım. Eksi A nereye gidecek? Yarısı olan eksi A bölü 2'ye. O da buraya taşınacak. Ordinat değişmeyecek. Yine 0'a 0 noktası için düşündüğümüzde 0'ın yarısı yine 0. Bu değişmez. Yani biraz daha y eksenine ne yapar? Grafik yaklaşır. Bu şekilde bir grafik oluşur. Yine S şeklinde bir grafik oluşur arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda doğru cevabın C olduğunu görürüz.